uzun bir aradan sonra. Ama şunu söyleyelim. Bu elhamdülillah Orhan hocamın, diğer kardeşlerimizin başlattığı hayırlı bir sünnet. اَتَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ Hayra delalet eden, onu yapan gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu bulaşın bir hastalık oldu. Halil Necati Coşan Camii'nde de elhamdülillah sabah namazından sonra sohbet yapılıyor ve çorba içiliyor. Zaman zaman oraya gidiyoruz. Ben Başşehirliyim, Ermenekliyim. Buraya gelen birkaç bizim hemşerimiz vardı. Onlar da dediler, hocam biz de yapalım. Yani biz niçin bu hayırdan mahrum kalalım? Onlar da ayda bir böyle çorbalı sohbet başlattılar. Yani 60-70 kişi geliyor. Yani elhamdülillah dalga dalga yayılıyor. Bu hayrı yaymamız lazım. O hayırlı gruptan olabilmek için. İslam bir bina. O binanın içerisinde bulunan her şey cennete girecek. Yani yeter ki o binanın içerisinde olalım. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları bir binaya benzetiyor ya. Birisi sütun olsun, birisi kum, birisi toprak, birisi hatta toz olsun o binada. Önemli olan o binanın içerisinde olup cennete gidebilmek. Elhamdülillah bu hayırları yaymamız gerekiyor. Bu yapılan sohbetler, programlar aynı zamanda kötü insanlar için de rahmet. Nasıl rahmet? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız veya Allah bir bela gönderir de içinizdeki salihler de o belaya düçar olur. Yani bu yapılan sohbetler, programlar, hayırlar ve bunlara yapılan her türlü destekler aslında günah işleyen insanları da dünyevi belalardan ne yapıyor? Koruyor. Tıpkı minaredeki bu yıldırımı çeken o protonör gibi ne yapıyor? Toplumdaki belaları def ediyor. Evet, böyle bir girişten sonra burada biraz daha muhabbet ortamı olduğu için şunu da söyleyeyim. Benim dayılarımdan bir tanesi buraya geliyor. Yaptığı bir itirafı söyleyeyim. Hayırlı bir itiraf. Ben şu ana kadar hiç sabahları çorba içmedim. Ama çorba bu kadar mı tatlı olur? Bu kadar mı insana haz verir? İşte o sadece çorba değil. Kulun içerisine yağan rahmet, bereket. Bir insan yaptığı fiilin, hareketin, içinde bulunduğu toplumun hayır mı, şer mi olduğunun nasıl test edebilir? Birçok yöntemi vardır ama bu yöntemlerden bir tanesi, eğer kişi gelirken nefsinin arzusuyla böyle can atarak geliyor, giderken pişman gidiyorsa bu çoğunlukla günahtır. Ama gelirken zor geliyor da giderken gönlü genişlemiş, ferahlamış şeklinde gidiyorsa bu da çoğunlukla hayırdır. Elhamdülillah burada hep o duyguyu yaşıyoruz. Bu muhabbet ortamında ben biraz da, yani işin özü insanın kendisini bilmesi, kainattaki konumunu bilmesi, biraz da tasavvufi içeriği olan bir sohbet yapayım dedim. Gelmeden önce öyle düşündüm. Dedim ki şöyle, geçmişe bir yolculuk yapalım. Varlık alemi içerisinde insan denen varlığı bir tanımaya çalışalım. Onu bir yere oturtalım. Biz neyiz? İnsanın en az sorduğu sorulardan bir tanesi ben kimim sorusu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Orhan hocam fıkıh hocası. Ahkamla ilgili ayetler, yani hükümle ilgili ayetler 500 civarında. Ama Allah'ı tanıtan, insanın kendisini sorgulattıran, geçmişini ve geleceğini gözler önüne seren ayetlerin sayısı kat kat fazladır. Yani şunu demek istiyorum. Biz fıkıh kitapları yazdığımız kadar insanı tanıtan kitaplar, Allah'ı tanıtan kitaplar,
kainat karşısında insanın konumunu, onun ruh alemini tanıtan kitaplar yazmadığımız müddetçe İslam'ı bir bütün şeklinde ne yapamayız? Anlayamayız. Bunu biraz daha somutlaştıralım. Biz modern hastaneler yaptığımız kadar insanın ruhunu araştıran ve ondaki manevi pislikleri temizleyip tezkiye etmeye çalışan kurumlar, kuruluşlar açmadığımız müddetçe yine bir barış toplumu, bir gönül huzurunun bütün toplumun fertlerinin ta derinliklerine nüfuz ettiği bir toplumu asla ne yapamayız? Oluşturamayız. O halde ne yapmamız gerekiyor? Önce fıtrat denilen şeyi bir tanımamız gerekiyor. Fıtrat dediğimiz şey, sadece yaratılışı kastetmiyorum. Yani Allah'ın varlıklara biçmiş olduğu rol, Allah katındaki o varlığın konumu nedir? O zaman Allah'tan başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in tam üçte biri Allah'tan bahseder. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İhlas Suresini okuyan Kur'an'ın üçte birini okumuştur buyurur. Tabii biz de bunu biraz kolaya kaçarak, üç İhlas okuyan bir hatim inmiştir şeklinde anlıyoruz. Öyle değil. Üç İhlas okuyan üç kere Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuştur. Yani burada bir mesaj verilmeye çalışıyor. Allah'ı bir tanı, Allah'la olan münasebetin, irtibatın nasıl? Bunu bir algıla. Geçenlerde Muhammed Avvami Hoca geldi buraya, bilenler bilirler. Tabii Rabbani alimler ayetlerin satır aralarında gizli olan incileri çıkarırlar. Yıllardır Fatiha'yı okuruz ama o hocamız Fatiha'dan şöyle bir çıkarımda bulundu. Fatiha'da bize doğru yol gösterilir. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Başka bir ayette de Ulaikel lezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddiqin ve şuhedai ve salihin. Nimet verilenler dört grup. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Peygamber olma şansımız yok. Sıddıkiyet çok yüce bir makam. İnşallah Rabbimiz nasip etsin. Ama şehit olma ve sadıklardan olma şansımız var. İnşallah Rabbimiz nasip etsin. Bu dört gruptan birisi olacağız. Beşinci olmayacağız. Bu doğrunun üzerinden doğrunun anlatımı. Ama en güzel öğretim metotlarından bir tanesi de yanlış üzerinden doğruyu anlatmaktır. Rabbimiz bunu bildiği için, bu hakikati insanlara öğretmek istediği için غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ kazaba uğrayanlar ve sapıtanlardan eyleme, onların yoluna bizi ulaştırma diye dua ediyoruz. Bunlar çok genel kavramlardır ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özelde gazaba uğrayanları Yahudiler, sapıtanları da Hristiyanlar olarak bize açıklıyor. Hocamız dedi ki, yani niçin Yahudiler gazaba uğradı? Niçin Hristiyanlar sapıttı? Gazaba uğramak sapıtmaktan bir üst derece azabı gerektiren şeydir. Allahu alem kıyamette Yahudiler Hristiyanlardan daha şiddetli azaba uğrayacaklar. Dedi ki, Yahudilerin en büyük özelliği bilip yapmamak, Hristiyanların en büyük özelliği de yapıp bilmemek. وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كِتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Onlar bir ruhbanlık edindi. Halbuki Allah onlara ruhbanlığı emretmemişti. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا Onu gerçek manasıyla da uygulayamadılar. Rabbimiz dedi onlara 30 gün oruç tut. Ya Rabbi sen o kadar yücesin ki biz 40 gün tutarız. Sonra orucu bozdular. Allah dedi ki onlara Allah'ın helal kıldığı yiyeceklerden yiyin. Onlar manastırlara çekildi. Demek ki Allah katında iyi bir kul olmak hem bilmeyi hem de yapmayı gerektiriyor. Ve Humeydi diye bir hadis alim var. Onun Müsned'inin sonunda Kitab-ı Sünne diye bir bölümü var. O bölümde amelin makbuliyeti için iki temel şart koşar. Birincisi halis niyet, ikincisi sünnete riayet. Yani bu anlattığım konuyu şununla irtibatlandırmak için anlattım. Allah, Allah, Allah diyoruz da
Allah'la olan bilgimiz, münasebetimiz, zihinsel ve kalbi bağımız nedir? Yani biz ibadet ettiğimiz Allah'ı tanıyor muyuz? Rabbimizi tanıyor muyuz? Tam Kur'an'ın üçte biri, bakın yani 6000 küsur ayeti, 2000 ayetten fazlası Allah'tan bahsediyor. Allah'la olan münasebetimiz çok önemli. Sohbetimizin konusu o değil. Allah'ı çok iyi tanımamız gerekiyor. Yani Allah ezeli, ebedi, bütün güç ve kuvveti kendi içerisinde barındıran, sonsuz bilgi ve hikmet sahibi olan mutlak bir varlık. Şimdi Allah-u Teala onun dışında كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ hadis-i şerif, Allah vardı, Allah'la birlikte hiçbir şey yoktu. Sonra Allah-u Teala kainatı yarattı. Niçin yarattı? Allahu Alem kendi sanatını, gücünü, kuvvetini, kudretini göstermek için yarattı. Hani düşünün, iltifat marifete tabidir. Sizde bir özellik varsa o özelliği bir şekilde başkalarına göstermek istersiniz. Allah da kendisini başkalarına göstermek için yarattı. Bunun için birçok varlık yarattı. Örneğin melekleri yarattı ve meleklere şöyle bir özellik verdi. Hayra iradesi olan akıl, fakat şerre iradesi olmayan bir akıl verdi. Hayra iradesi var, şerre iradesi yok. Çünkü orada o meleklerde Allah mutlak iyiliği göstermek istiyordu. Hayvanlara şehvet verdi, fakat onları da hayra yönlendirecek, mukayese edebilecek bir akıl vermedi. Hayvanları akılsız olarak kabul etmeyelim, akılları var ama mesuliyet gerektiren bir akıl değil. Örneğin Kur'an-ı Kerim'deki hayvanlara bir baktığımız zaman böyle en çok hoşuma giden hayvanlardan bir tanesi Hüt Hüt. Belkıs'ın yanına gidiyor, onların güneşe taptığını görüyor. Onlara ne oluyor? Arşın sahibi olan Allah'a tapmalı gerekmiyor mu? Diyor. Onun için Hüt Hüt, ibibik kuşunu görünce hep tevhidi hatırlarım ve onu gerçekten diğer hayvanlardan biraz daha fazla severim. Bakın bir akılları var. Ama onlar sorumluluk gerektirecek bir akıl verilmemiş. Sonra cemadat dediğimiz varlıklar var. Onlar Allah'ın kudretinin tecellisi. Nebadat dediğimiz varlıklar var. Yine bunlar hizmet için yaratılmış. Ama bize, hani biz Darwinizmi inkar ederiz ama aslında bizim şu anda eğitim sistemimiz Darwinist mantık üzere kurulmuş bir eğitim sistemidir. Çok değiştirmemiz gereken şeyler var. Eğitim, aile, toplum yapısı şu anda sıfıra vurmuş. Yani sadece sloganik cümlelerle bunlar olmuyor. Nasıl Darwinist mantık? Bize varlıklar öğretilirken cansız varlık, işte hayvan, insan gibi bir kategori çiziliyor. Ama Kur'an mantığıyla baktığımız zaman aslında cansız varlık diye bir varlık yok. Canlılık boyutu farklı farklı olan varlıklar var. Eğer cansız varlık olsaydı Allah Uhud'un Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a Uhud'un cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu demezdi. Uhud bir dağdır, biz onu severiz, o bizi sever demezdi. Mekke'ye dönüp ey Mekke, sen yeryüzünde Allah'a en sevimli olan beldesin. Eğer insanlar beni senden çıkarmasaydı asla senden çıkmam diye Mekke ile konuşmazdı. Deve ile konuşmazdı. O kütükle konuşmazdı. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Her şey Allah'a tesbih eder. Tesbih eden bir varlık cansız olamaz. Ama canlılık boyutu farklı farklıdır. Maksadım bu varlıkları tanıtmak değil. Ama bakın, bu varlıkların içerisinde bir varlık daha var. Ona geçmeden önce Allah-u Teala'nın sıfatları var. Biz Allah'ın zatını sıfatlarıyla tanırız. Allah'ın esması da sıfatlarının yansımasıdır tabir yerindeyse. Ve hadiste 99 tane Allah'ın ismi geçer ama Allah'ın ismi 99 değildir. Çünkü o Esma-ül Hüsna içerisinde Kur'an-ı Kerim'de olduğu halde o hadiste geçmeyen birçok Allah'ın ismi vardır daha. Yani Allah'ın birçok ismi var. Yani ne kadar özellik o kadar isim. İşte Allah'ın isimleri
o varlıklarda bir şekilde yansıyor. Bir çiçeğe baktığın zaman Latif, Cemil ismini görebiliyorsunuz. Ama başka isimler orada mükemmel şekilde yansımıyor. Bir aslanı gördüğünüz zaman Kahhar isminin tecellisini görebiliyorsunuz. Ama diğer bütün isimler orada yansımıyor. Bir toprağı gördüğün zaman Muhyi isminin tecellisini görebiliyorsunuz. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hayy. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkarıyor Allahu Teala. Ama bütün bu varlıkların içerisinde bir varlık var ki tabirlerinde ise bütün kainatın özeti. Ve Allah'ın bütün esmasının en güzel şekilde kendisinde yansıdığı varlık. O nedir? Huvel insan. O insandır işte. Hani bu son Mevlana törenlerinden önce billboardlara Mevlana Hazretleri'nin sözlerini asmışlardı. Bir söz çok dikkatimi çekmişti. Orada diyordu ki alemden maksat insandır. Alemden maksat insandır. Hatta çok uç bir şey daha söyleyeceğim ama bu yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Hassas bir nokta bu. Şimdi bütün varlıkların özetidir. Tamam. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet daha geçer. Çok enteresan. وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي Ben insana kendi ruhumdan üfledim. Bunu zaman zaman sohbetlerde söyledik. Buradaki ruhtan maksat Allah'ın bir parçası. Buna panteizm diyorlar. Biz öyle bir şey kabul etmiyoruz. Allah'ın bir parçası değil. Ama Allah-u Teala bu ruhu niçin kendisine izafe etti? Benim ruhum niye dedi? Niye benim evime Allah benim evim demiyor da Kabe'ye Beytullah Allah'ın evi diyor? Niye Allah-u Teala bütün insanların yaktığı ateşe Allah'ın ateşi demiyor da cehennemde tutuşturduğu ateşe Nârullâhil mûkadeh Allah'ın tutuşturulmuş ateşi diyor? Niçin Arapların devesine Allah Nâkatullah demiyor da Hazreti Salih'in devesine Nâkatullah diyor? Bir özellikten dolayı. İşte Allah o ruhu öyle bir yaratmış, öyle bir yaratmış ki işte o ruhun içerisinde ilahi özellikleri de insana ne yapmış? Üflemiş. Yani ne demek bu? İşte insan denilen varlık bütün kainatın özeti ve Allah'ın çok özel olarak ruh üflediği bir varlık. İşte bunun için kainatın merkezinde ne vardır? İnsan vardır. Niçin? Niçin? Hani Allah-u Teala kainatı, varlık alemini niçin yaratmıştı? Kendisinin tanınması için yaratmıştı. Allah'ı en mükemmel şekilde tanıyabilecek varlık insan olduğu için Allah bütün kainatı dürdü, büktü, insana yükledi ve o küçük cismine rağmen ona kainattan daha büyük bir ruh verdi. Ama bakın biz biraz önce sohbetin başında söylemiştim. Saate de bakıyorum. Yarım saat kendime zaman dilimi seçtim. Demiştim hastaneler açılıyor. Göz hastaneleri. Sadece bir organ. Tamam açılsın. Ama bu insanın vücudu insanı ne kadar taşıyor? 80 yıl taşıyor. Aslında dünyada 80 yıl insanın vücuduna hizmet edecek, insanın vücuduyla ilgili hizmet alanlarının açılması lazım. Ama ruhu yaratılmış, içerisine ilahi özellikler konmuş ve sonsuz. O halde dünyada insanın ruhu ile ilgili sonsuz hizmet alanları açılmalıdır. Açılmadığı müddetçe asla toplum felah bulamaz. Asla. Eğer maddi imkanlar insanı tatmin etseydi ne olurdu? Şu anda hepimizin o sevinçten uçmamız lazımdı. Problem, dert, hiçbir şey olmaması lazımdı. İşte bütün bu anlattığım şeyler Kur'an-ı Kerim'de "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub" ayetinin içerisinde ne olmuştur? Derc edilmiştir. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'a zikirle huzura kavuşur. Tabi ayetleri anlarken kendi dar görüşümüze göre onun anlamını daraltmamamız gerekiyor. Buradaki zikir اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ Zikri biz indirdik ve onu korumaktayız. İbn Hazm buradaki zikirden maksat der, şeriat der, din der. Allah Teala Kur'an da diyebilirdi. Niye Kur'an demedi de zikir dedi? Dolayısıyla bu ayetteki geçen zikir anlamında "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub" ayetini bir araya getirdiğimiz zaman dikkat edin.
Gönüller ancak İslam'ı yaşamakla huzura kavuşur. Ama bu genel zikrin içerisinde bir de özel zikir vardır ki o da Allah'ın adını hem dilinde hem gönlünde nedir? Yaşatmaktır. Yani o zikri de kuşatır. Ama ayetin anlamını asla darlatmamamız gerekiyor. O halde yani bu yarım saatlik sohbet içerisinde bunları sığdırmak mümkün değil. Ama ben burada başta kendi nefsime olmak üzere şunu söylemek istiyorum. Ey insan, kendini okumaya bir başla. Sen kimsin? Allah katındaki konumun ne? Bunu anladığımız zaman birçok problem ve birçok soru otomatik olarak ne yapacak? Cevap bulacak. Şimdi sen benim ölümüme bir anlam kazandıramazsan, hastalığıma bir anlam kazandıramazsan, dünyadaki varoluşuma bir anlam kazandıramazsan, sen nasıl bana mutluluk reçeteleri sunabilirsin? Beni istersen köşklerde yaşat. Beni istersen dünyanın en zengini yap. Görüyoruz değil mi toplumdaki bunalımın nasıl refah arttıkça arttığını görüyoruz. Demek ki tek çözüm, bu sloganik bir cümle olarak bunu söylemiyorum, kendi iç alemimizden dış alemimize varıncaya kadar. Sera'dan Süreyya, ya Kadre'den Kürre'ye varıncaya kadar Allah'ın emirlerini algılayıp yaşarsak, işte o zaman fıtratı anlamış oluruz. Hani yine sohbetin başında bir fıtrat kelimesi kullanmıştım. İşte bu fıtrat varoluş sebebi demek. Buna felsefede ontoloji diyorlar. Ama bütün filozofların ürettiği şey insanları bunalıma düşürmek. Böyle bir şey yok. Hiçbir çözüm üretememiş. Ama bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği çözüme bir bakın. Nasıl benim gönlüme okşuyor, nasıl benim ruhuma hitap ediyor, nasıl beni kanatlandırıyor ve cennete götürüyor. Bu çok büyük bir değer. Ama Efendimizin bir hadisi var. Hukukta çok kullanılır ama manası çok geneldir. El-haracu bit-tamân, el-gurmu bil-gurm. Bunlar külli kaide de olmuş. Her mesuliyet nedir? Aynı zamanda haktır. Her hak aynı zamanda görev ve sorumluluktur. Şimdi insanlardan bazıları şuna anlam veremiyor. Diyorlar ki yani 60-70 yıl yaşıyorum. Nasıl olur da sonsuz alemde, cennet ve cehennemde sonsuz bir hayat beni bekler? İşte burada bu soruyu çözebilmek için Allah'ın sana verdiği değeri ve bu değeri ihlal ettiğin zaman seni bekleyen sonucu çok iyi anlamlandırman lazım. Yani Allah'ın bize biçtiği değer bizim bize biçtiğimiz değer gibi değil. Yani bütün bu varlığı, bütün sistemi haddini, hesabını, adedini bilemediğimiz ki bunun derinliklerine inersek yani çıkmak mümkün değil. Bu birinci kat sema, dünya seması değil mi? وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Yıldızlarla dünya semasını biz süsledik diyor Allah-u Teala. Dünya seması yaratılmış milyarlarca yıl olmasına rağmen henüz ışığı bize gelmeyen ne var? Yıldızlar var. Ve saniyede 300 bin kilometre hız alırken ışık. Bu birinci alem. 7 kat var bunun. Bunun kürsüsü var, arşı var, emir alemi var, halk alemi var. Ey insan, bütün bu sistem senin için yaratıldı işte. Şimdi anlıyor muyuz? Kalbinde zerre kadar kibir olan, bir Müslüman kardeşini hakir gören, kimseye günah olarak o yeter diyor ya Peygamberimiz. Kibir olan cennete giremez. Cezasını çekecek. Bir Müslüman kardeşini hakir görmek ona günah olarak yeter. İşte bütün sebebi budur. Allah diyor ki benim katımda şu kul bütün kainattan hayırlıdır. Sen de diyorsun ki bundan adam olmaz. Bu ne demek? Yani Allah'la çelişmek demek. İşte onun için çok büyük günah olarak kabul ediliyor. İşte bütün bu sistem benim için yaratılmışsa, ben de bu kainatın tam ortasındaysam, ben cennete layıkım. Sonsuz olarak cennette kalmaya ben layıkım. Ben derken insanı ve Müslümanı kastediyorum. Ama tam tersi, eğer bütün bu verilen kıymet ve değeri bilemezsen, sen de artık Allah korusun kafirsen, iman etmiyorsan, وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَّتِنْ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Bütün ayetleri görüp de ona iman etmiyorsan, senin bütün perdelerin kapanmışsa, bütün bilgi kaynakları artık tarumar olmuşsa, seni de bekleyen çok büyük bir ceza var demek. Allah korusun.
İşte onun için burada iki şey gerektiriyor bütün bu anlattıklarım. Bir, Allah'ı çok sevmeyi gerektiriyor. İki, Allah'tan çok korkmayı ve sakınmayı gerektiriyor. Yani iki zıt burada ne oluyor? Birleşiyor. Bununla ilgili tasavvuf ehlinin söylediği çok güzel şeyler var. Hani hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen. Yine Hazreti Ali'nin اَتَزْعُمُ اَنَّكَ جِلْمٌ صَغِيرٌ فَف۪يكَ اِنْطَوَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرِ Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Bütün kainat sende dürülmüş, sen bir özsün. İşte Rabbimiz bize böyle çok büyük bir değer vermiş. Yani bu sohbetten bize inşallah şu kalsın. Artık kitapları okumayı bırakacağız. Kendimizi kitap yapıp kendimizi okuyacağız. İç alemimize dalacağız. Dış fizikimizle ilgilendiğimizin sonsuz katı, çünkü vücudumuz 60-70 yıl bize lazım, ruhumuz sonsuz lazım. Ne yapacağız? Kendi iç alemimize yöneleceğiz. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyana lahum ennel hak. Biz ayetlerimizi insanların iç alemlerinde ve dış alemlerde gösteririz ki Kur'an'ın hak olduğu ortaya çıksın diye. Ve fil ardı ayatun lil muqinin. Akledenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Ve fi enfusikum. Kendi iç aleminizde de deliller vardır diyor Rabbimiz. İnşallah Rabbimiz kendimizi tanımayı, kendimizi tanıyarak Rabbimizi bulmayı, onu sevmeyi ve ondan korkmayı cümlemize nasip eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk ve elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.